الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretir bize? Mirac-ı Şerif'i anlatıyor. İşte bu gelen kandil, yarın gelen kandil Mirac-ı Şerif'tir. Mirac ne demektir? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kulu olan Hazreti Muhammed'i Mekke-i Mükerreme'den alıp da Kudüs-i Şerif'e götüren bir gecede, ondan semavati götürüp gezdiren Allah-u Azimüşşan, abes şey yapmaktan münezzehtir. Sakın zihniniz almıyor diye inkar etmeyin buyuruyor. Allah-u Azimüşşan'ın yaptığı her şey hikmet altındadır, buyuruyor. İnnehu huve semî'ül basîr. Ben bunu kabul edenleri, iman edenleri, işitenleri bilirim, buyuruyor. Münkirleri de bilirim kim olduklarını. Bu nasıl olmuş bu vaka? Peygamberliğin 7. senesinde Cenab-ı Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz Hazretleri evimde yatarken, buyuruyor, Ümmühani'nin evinde, bir de baktım ki Cebrail aleyhisselam girdi içeri, duvarlar, tavanlar açıldı, içeri girdi diyor. Ben uykururdum diyor, beni yitti diyor. Adam akıllı, uyansın diyerek. Sonra diyor, kalbin şerifini açtılar diyor, billeğe nur koydular, içine kuvvet veriyorlar. Çünkü gideceği aleme herkes dayanmaz oranın nuruna. Sonra Burak getirdiler buyurur. Burak demek cennet hayvanı. Attan daha kısa, merkepten yüksek. 4 ayağı var. Ondan sonra yüzü insana benzer. İnsanla konuşur, anlar cennet hayvanı. Şu Cenab-ı Peygamber'in önüne çekince sertlik yaptı biraz. Cebrail aleyhisselam dedi ki, Hazreti Muhammed'e karşı mı bunu yapıyorsun? Vallahi bundan daha hayırlı kimse senin üzerine binmemiştir. Sonra terlemeye başladı diyor Burak. Terlediğin sebebi diyorlar, Cenab-ı Peygamber'in heybetinden terledi diller. Sonra Cenab-ı Peygamber buyurur, üzerine bindim, bir adımda diyor Kudüs-i Şerif'e attı beni. Gözü nereyi görürse bu o kadar seri. Dünyanın vasayeti gibi değil. Ruhaniyet var işin içinde. Sonra Kudüs-i Şerif'e gidince diyor, Peygamberani Ezam'la görüştüm, bazıları diler ki namaz da kıldılar. Sonra Kudüs-i Şerif'in camisinin oralarda bir kaya vardır, Sahratullah diler. Türkler buna muallak taş, asırı taş diler. Oraya yanına geldiğim vakit bir de baktım ki miraç kuruldu. Miraç demek yol, semaya karşı kuruldu. Hani insanlar vefat edecekleri vakit ölü, canı çıkınca gözünü öyle diker bakar, ona bakar. Canım nereye gidiyor der. Sonra başladık çıkmayı semaya buyuruyor. Şeytanlar işittiler Cenab-ı Peygamber'in miracı gittiğini. Aman Hazreti Muhammed dediler, gidiyor yeni bir kuvvetle gelecek. Gavurları Müslüman yapacak. Sonra bizim piyasalar muattal kalacak. Bizi kimse dinemez. Bunu yapalım, öldürelim dediler. Fedai çıkardılar. Cenab-ı Peygamber buyuruyor, ben gidiyorum, şeytan ateşle geliyor, beni yakmak için buyuruyor. Sonra Cebrail aleyhisselam dedi ki, ya Resulallah sana bir daha öğreteyim dedi. Eğer onu okursan bu yanar, ateşi de söner dedi. Sonra bunu öğretti. Euzü beşillahi'l-kerim ve kelimatillahi't-tammatilleti la yucavizuhunne berrun ve la facir. Min şerri ma yenzilu minessemâi ve ma ya'rucu fîhâ ve min şerri ma zerâ fil-ardı ve ma yakhrucu minhâ. وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَتْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانِ. Bunu okudum diyor, yandı gitti, ateşi de söndü diyor. Sonra birinci kat semaya gittik buyurur. Birinci kat sema tam 500 sene yukarıdadır. İzin istedik diyor, oranın naziri İsmail aleyhisselam, melaikedir İsmail isminde. Kim odur? Cebrail aleyhisselam buyurdu ki benim dedi. Senden beraber kimse var mı? Evet, Hazreti Muhammed var dedi. Sen kendiliğinden mi getiriyorsun? Yoksa habarlı mı geliyor? Habarlı geliyor dedi. Derken diyor, kapıyı açtım diyor. Bekçiliğin kanunu bak, melaikelerce. Anladık mı?
İzinsiz kimse bırakmaya müsaade yok. Onun için diyor ki haber gitti mi gelmedi mi? İçeri girdim bir de baktım ki bir peygamberi zişan oturur diyor. Sağ solunda çocuklar dolu diyor. İnsanlar haddi hesabı yok. Sağ tarafına baktığı vakit gülermiş. Sol tarafına bakınca ağlarmış. Tamamıyla başı gidip geliyor başı. Bu kim dedim. Adem Aleyhisselam deden dedi. Bu etrafında olan kim? Evlatları buyurdu. Sağ tarafta olan cennetlikler, sol tarafta olan cehennemlikler dedi. Cennet tarafına baktığı vakit gülüyor. Cehennem tarafına bakınca ağlıyor. Evlat değil mi? Mütesir olur. Ama birisi itirazdır burada. Dedi ki, gavurların canları cehennemde, ötekilerin cennette. Birinci kat semada ne işleri var? Bu da sual olacak bir şey. Her insanın omuzunda iki ayna var. Bir sağında, bir solunda. Anladık mı? Bazısı kullanabilir bunu, bazısı kullanamaz. Şimdi sağ taraftaki ayna cennet ahalisini gösterir. Sol taraftaki ayna cehennem ahalisini gösterir. Onlar başında değil, aynanın içinde görünür. Ben kullanamazdım. Ruhani ol, kuvvetlen çıkar. O vakit o aynayı görsen sen de görürsün. Yoksa onlar orada toplu demek manasına değildir ha. Sonra Adem Aleyhisselam'a selam verdim. Esselamu Aleyküm dedim. Merhaba ey salih peygamber, ey salih evlat dedi. Sonra bir ikinci kat semaya gittik. Gene 500 sene yukarıda. Semavatlar soğan katları gibi birbiri içindedir. İzinle girdik diyor. Orada teyzezadeler var. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Yahya'yı gördüm diyor. Anladık mı? Selam verdim. Merhaba ey salih peygamber, ey salih kardeşimiz dediler. Sonra üçüncü kat semaya çıktım diyor. Orada Yusuf Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Güzelliğin yarısı verilmiş kendisine. Ondan da selamıştık. Ondan sonra dördüncü kat semaya gittim diyor. İdris Aleyhisselam'ı gördüm. Ondan da selamlaştık diyor. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ İdris Aleyhisselam'ı yüksek yere çıkardım. Yani semavatın tam ortasında, göbeğinde oturur demek. Sonra beşinci kat semaya çıktık diyor. Orada Harun Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Dediler ki, milleti arasında sevgili peygamber budur dediler. Gayet halim olduğu için Beni İsrail Yahudiler çok severlerdi. Ondan sonra altıncı kat semaya çıktık buyurur. Orada Musa Aleyhisselam'ı gördüm. Selamlaştım. Ayrıldıktan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam ağlamayı başladı. Niye ağlıyorsun dediler. Benden sonra genç bir peygamber geldi. Onun ümmeti benim ümmetimden fazla cennete girecekler. Ah benim ümmetim de böyle olsaydı İmre Nur. Vaktiyle en müteber ümmet Hazreti Musa'nın ümmetiydi. Ümmeti Muhammed getirince bastırdılar. Onun için şöyle İmre Nur mübarek ağlıyor. Sonra yedinci kat semaya gittim buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam'ı gördüm orada. Ondan selamlaştık dedi ki وَاَلَيْكُمُ السَّلَامُ اَيْ صَالِحْ اَوْلَادِ اَيْ صَالِحْ Peygamber. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Peygamber'in dedesidir. Sonra etrafında çocukları gördüm diyor. Bunlar kim dedi? Yetim kalan çocuklar. Anadan babadan ayrılmışlar gelmişler. Hani vefat eden Müslümanın çocuklarını Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a teslim ediyor. Analarını babalarını aramasınlar diyerek. Sonra İbrahim Aleyhisselam dedi ki ya Resulallah dedi ümmetine benden selam söyle dedi Aleyhisselam. Cennetin toprağı gayet mumbittir, güzeldir. Misk amberden ibaret. Boş vakit geçirmesinler. Fide. Ağaç diksinler buyurdu. Yemiş ağacı diksinler. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Diyecek olurlarsa bak Cenab-ı Hak bir yemiş ağacı diker onlara buyurur. Eğer ve la havle ve la kuvvete illa billah dersen onun için de ayrı bir şey dikiyor. Cennet ahalisinin konakları hepsi güzel ama birbirinden farkları var çalışmak cihetinden. Evet. Sonra diyor, beni Sidre-i Münteha'ya götürdü Cebrail Aleyhisselam. Sidre-i Münteha cennette bir ağaç, 700 sene boyunda altından bir ağaç.
Üzerinde o kadar güzellik var ki buyurur. Tanıyamadım o güzelliği. Sonra diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın nuri, tecelliyatı. Onu. Sonra ağacın dibinde buyurur, 4 tane ırmak gördüm. Bunlar nedir? İşte dünyadaki Nil, Fırat, bile Seyhan, Ceyhan dediler. Bunlar cennet nehirleri. Cennetten aşçıları geliyor ama nasıl geliyor bilmeyiz. Ahir zamanda Kur'an kalktığı vakit bunların suyu da kalkacak. Bir damla su bulunmayacak orada. Cebrail aleyhisselam diyor ki ya Resulallah benim son yerim burasıdır dedi. Yukarıyı dayanamam dedi. Bir adım atarsam yanarım. Oranın nuruna dayanamam ben buyurdu. Cenab-ı Peygamber buyurur. Beni aldılar rafrafe koydular. Rafraf asansöre benzer bir şey. Beni bir çıkardı nurun içine daldım. Dayanamadım indirdi aşağıya. Çıkardı indirdi. Sonra bir meydanlığı beni koyuverdi oraya diyor. O meydanlıkta bir de baktım ki kalem-i âlâ levh-i mahfuzu çatır 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 yazıyor ki Cenab-ı Hakk'a en yakın bir makamdır. Örkmeyi başladım diyor. Melaike yok, insan yok, kimse yok. Bir de baktım ki sevgilim Ebu Bekir Sıddık Hazretleri diyor. Ruhaniyeti göründü. Ya Resulallah dedi. Cenab-ı Hakk'ın huzurundasın dedi. Hazreti Ebu Bekir nasıl olur da Cenab-ı Peygamber'e öğretiyor bakayım söyleyin. Hadi bir burayı bir cevap buyurun. Canı sıkılmasın diyerekten olur. Garip kaldığı için. Cenab-ı Hakk'ın adeti insan sevgili kulları korktukları vakit en sevdiği adam varsa kimi onu gösterir. Bak iyi adamlar ölürken de böyle dünyada. Bak babam geldi, anam geldi, kardeşim geldi. Neden Allah gönderir onları? Yani ölümden korkmasın gideceği yerden onun için şey diyor. Hazreti Ebu Bekir herkesten ziyade sever de onun için onun ağzından Cenab-ı Hak şey diyor. Sonra diyor Cenab-ı Hakk'a selam verdim. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat dedim. Ya Rabbi güzel medihler, senalar, zikirler sana yakışır, selamlar sana yakışır dedim. Cenab-ı Hak şimdi cevap verdi. Buyurdu ki Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey şanlı peygamberim, benim selamım, rahmetim, bereketim sana olsun buyurdu. Sonra ümmetini düşündü Cenab-ı Peygamber. Esselamu aleyhina ve ala ibadillahissalihin. Ya Rabbi yalnız bana olmasın selam, ümmetimi de mahrum etme buyurdu. İşte tahiyyat bu. Cenab-ı Peygamber orayı vücudinle gitti, mübarek şey etti. Biz ne diye okuruz? Hadi bakayım, söyleyin. Namazda neden okuyoruz biz buna tahiyyatı? Biz de gideceğiz, oyalım biz. İnsan namaza dur. Diller ki namaz müminlerin miracı. Birinci tekbiri Allahu Ekber dedin mi can gidiyor. Birinci kat semaya, ikinci, yedinci şey gidiyor. Üçüncü rekat semaya gittiği vakit dayanamıyor. Onun için üçüncü rekatte, dördüncü rekatte zamm-ı sure okutmuyor kitaplar. Çabuk namazdan çıksın diyerek. Bunun hikmeti o. Sonra dördüncü rekatta tam Cenab-ı Peygamber'in gittiği yere kadar namaz kılan adamın ruhu oraya kadar gidiyor. Ama Cenab-ı Peygamber vücudunla gidiyor. Bizim namazın kıymetini anlamalı. Ne büyük bir ibadet olduğunu. Onun için biz de Cenab-ı Hakk'a selam veriyoruz. Sonra namaz bitince selam veriyoruz. Kime? Melaikelere. Yani ben sefere gittim. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gittim. Şimdi geldim. Esselamu aleyküm diyor melaikelerine. Namazın hikmeti bu işte. Sonra Cenab-ı Celle bana buyurur, 50 vakit namaz farz emretti. Kullarıma söyle, 24 saatte 50 namaz kılsınlar buyurdu. Kabul ettim, aldım, geldim buyurur. Hazreti Musa'ya uğradım diyor, sordu. Allah ne emretti ümmetine 50 vakit namaz. Aman ya Resulallah dedi. Ben Yahudilerden neler çektim dedi. Git çabuk bunu indir dedi. Sonra gitti. Cenab-ı Celle 5'ini indirdi. 45 yaptı. Hazreti Musa gene razı olmaz. 5'i kadar indirdi gene Hazreti Musa razı değil. Hatta ki Cenab-ı Peygamber dedi ki Rabbimden haya ettim dedi. Talihimde ne varsa kabul ediyorum dedi.
Cenab-ı Hakk'ın nida geldi, 5'tir ama hesapta gene 50'dir buyurur. Eğer bu 5 vakit namazı iyi kılarsanız, her bir namazı 10 namaz yerine kabul ederim, 50 vakit namazın sevabını veririm size buyurdu. Eski ümmetlerde 5 vakit namaz yoktu. Nuh aleyhisselam sabah namazını kıldı, İbrahim aleyhisselam ikinci, akşam namazını Davud aleyhisselam kıldı. 4 kılacaktı ama hastalıktan 3. rekatte selam verdi, onun için akşam namazı 3 oldu. Yatsı namazını hele hiç bilmezlerdi. Doğrudan doğru Allah bize emretti onu. Oradan buyuruyor Cenab-ı Peygamber, beni cennete götürdüler buyuruyor. Cennete gittim, bir de baktım ki buyuruyor, inciler hep ağaçta buyuruyor. İnciler ağaç olarak çıkıyor cennette. Kırmızı bir köşk gördüm diyor. Kimin dedim, Ömer, Hazreti Ömer'in dediler diyor. İçine girmedim, Ömer kıskanç dedim. Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulallah seni de mi kıskanırım dedi. Sonra Rümeysa, Ümmü Süleym Hazretlerine baktım, cennette abdest alır dedi. Kadın dünyada ama cennette ne arıyor? Demek insanın canı geziniyor, durmuyor. Bir de Hazreti Bilal'in ayağın sesini işittim cennette önümde diyor. Ondan sonra buyurur, kabir azabının olduğu yere götürürler beni. Baktım bir adamı oturttular, kafasını taşla kırıyor. Bu iskemle gibi taşla kafasını vurunca dağıtıyor. Taşı yuvarlanıyor, giyip taşı getirene kadar kafa gene düzeliyor, gene vurur kırıyor. Temelli böyle azab ediyor. Bu nedir dedim, gel daha göreceğin var dediler. Bir de baktım birisine gittim, orakla ağzını kesiyorlar. Sağ tarafını kesiyor, sola döndüğü vakit orayı keserken sağ düzeliyor, el ağzı durmamış, evet. Kulağına kadar kesiyor ağzını. Bu nedir dedim, gel gene göreceğim var dediler diyor. Bir de baktım ki bir kandan bir derya, kaynur kan. İçinde bir adam var, ağzını açmış, öyle diyor. Açabildiği kadar. Çıkmak istiyor oradan ama sahilde bir melaike var, elinde taş var, tam kırtlağına yapıştırıyor taşı. Eski yerine gene geliyor. Yahu bu nedir dedim. Gel gene göreceğim var. Bir de baktım diyor, birisi oturdu, bir denk odun yaptı. Kaldırmak istiyor, kaldıramıyor, üzerine gene odun koyuyor. Kaldırıyor, kaldıramayınca gene koyuyor. Tacip ettim, bu nedir dedim. Gel gene göreceğim var. Bir de baktım diyor, bir delikten buyurur. Bir sığır çıktı. Koca bir öküz çıktı oradan. Girmek istiyor tekrardan. Girdiği yere kafasından dürtür giremiyor tıkayan. Bir de baktım bir baca gibi bir kuyu yerlerde erkek kadınları yanıyorlar. Kıyamet gibi sesleri çıkıyor. Gel sana anlatalım bunu size. O kafasını kırdığımız adam kim bu? Yatsı namazından sabah namazını vaktiyle kılmayanlar. Niye kılmadın yatsıyı? Aman fabrikadan yorgun geldim, derhal yattım gitmeli. Sabaha niye kalkmadım? Başım o kadar ağır vurdu görsen kalkamadım. Sen başına mı şiş? Başın mı sebep oldu? Senin başını kıralım da bak seni. Bu kazaya bırakanlar. Ya kılmayanların başına ne gelecek artık düşünmeli. Anladın mı? Düşünmeli. O ağzı kesilen adam kim? Bu fitne, müzevvir, dedikoducular. Bakarsın, memleketin içinde türlü yalancı havarisler, birbirine katar ahali, bir laf taşır. Cenab-ı Hak da bunu böyle maazallah orakla ağzını kestiriyor. Sonra kan deryasında olan bu faizciler bunlar işte. Tam kırtlağına vurur, eski yerine götürür. Sonra olduğunu koyup da kaldıramayan, kaldırdığı halde üzerine koyan, bunlar da borçtan korkmayanlar. Kırklığına kadar borçlanıyor. Borç adamı şurada kalsın, gene alimden borç almaya uğraşıyor. Anladık mı? Borçlu adamın cenazesini Cenab-ı Peygamber kılmazdı. Anladık mı? Sorardı. Beni Allah men etti. Borçlu adamın ne cenazesini kılma. Kılmaz der. Korkmadı. Bak borçlu olan bir adam borçtan 1 lira ödemiş olsa fukaraya 100 lira sadaka verirse ondan hayırlıdır. Anladık mı?
borcundan 1 lirayı ödese fukaralara verdiği 100 sadakadan daha ziyade Allah sevap verir insana. Allah'tan korkmalı. Alemin malını almalı, fibre yutmalı, dolandırmalı. Allah'tan korkmalı. Bak bunun arkası berbattır ha. Borçlu adam katık bileğimi müsaade etmiyor kitaplar. Alemin hakkını bilmiyor. Şimdi zamanımızda ya ama kıyamet alameti bitti. Haddin varsa kimseye bir para ver. Benden daha fazla alıyorum. Ben kimseye borcum yok elhamdülillah. Bakıyorum pazarda öyle bunu alıyor, mısır alıyor, bilmem ne alıyor. Borçlu. Zekatı, sadakayı zarar sayacaklar, emaneti yama edecekler. Onun için kıyamet alameti bunlar. Sonra o dar delikten çıkan, hani sığır, öküz o nedir? Bu sözünü bilmeyen adamlar. Her yerde bakarsın işe karışır patlak olur. Ulan söylüyorsun ama sonra başın gider, canın gider. Kime dokunursun? Hele siyasetle uğraşan adamlar. Sonra bin pişman olur ama git geçmiş ola. Seni affederler mi? İnsan konuştuğu lafı düşünmeli, iyi anlamalı. Elhasıl buyurur, sabah olmadan beni getirdiler melaikeler. Anladık mı? Sonra Ümmihani vardı, Hazreti Ali'nin ablası. Aman ya Resulallah bunu söyleme gavurlar, alay ederler. Hayır söyleyeceğim dedi. Cenab-ı Hakk'ın söyleyeceğim. Gavurlar, ya Muhammed semadan haber yok mu gene diye alayla soruyor. Var dedi, ne var? Biz işte Kudüs'e gittim, bilmem nereye gittim. Ne dediler? Biz iki ayda Kudüs'e gidiyoruz, sen bir gecede mi gittin? Evet dedi. Hazreti Ebu Bekir'e gittiler. Bak bak seninki ne söylüyor? Dediler. Ulan akılsız, beyinsiz kafirler dedi. Semadan beni, yedi kat semadan haber getiriyor, inanıyorum da buna mı inanmayacağım dedi. Ey Muhammed biz seni imtihan edeceğiz. Biz Kudüs'ü biliyoruz, bize haber ver, nasıldır? Mübarek diyor, gece vakti gittim diyor, bir tarafa bakamadım diyor. Sorunca ağır geldi ama bir baktım Cenab-ı Hak Kudüs'ün şeklini önüme getirdi diyor. Başladım haber vermeye, onların bilmediklerini de haber verdim. Ey Muhammed bizim ticaret, kafilemiz vardır Şam'la beraber, bize haber ver. Bak diyor, filan kulakta indim dedi. Sizin adamınızın elinden su içtim dedi. Cuma günü sizin Katar gelecek. Seninki cumartesi, seninki Salih. Hepsine haber verdi. Sonra geldikten sonra evet Hazreti Muhammed filan konakta beni gördüm. Su içti beni elinde. Amma de sehirbaz. Ha dediler. Böyle sehirbaz görmedik diye başladılar. Ama bunu sonra hepsi iman ettiler. Ama geri kaldılar. Şimdi bu adamın Cenab-ı Peygamber'in arş-ı azama kadar çıkması. Bunu fen kabul etmez bunu. E ne yapacağız? Cevabını vereceksin. Başka fenden cevap vereceksin. Çünkü bu süratle bir vücut gitti mi rüzgar parçalar insanı. Bak tayyareleri bile diyorlar ki o kuvvetli tayyareleri binenler sakat kalırlar sonra. Rüzgarın şeyinden, şiddetinden. Bu bizim bildiğimiz fenler bunu kabul etmiyor. Peki Cenab-ı Peygamber bu kadar mesafeyi gitti de nasıl canı kurtuldu? Hah, bunun cevabı. Cenab-ı Celle Ala insanları mahlukat yarattığı vakit basit, hafif olarak yarattı. Bu kesafet sonradan geldi. Vücuttaki et, kemiklerin kesafeti sonradan geliyor. Sonra çalışmanın bir merkezi vardır. Allah bu kesafeti alır bazı adamlardan. Eski haline, ruhaniyet haline getiriyor. O kuvvetle gidiyor. Yoksa bu etinle, vücudunla gitmek manası ne değildir. Bak buna ne diller? Vücudi adam, vücudi şey diller. Bak Türk evliyalarından bir şey vardı. Abdülhalik Vücduhani Hazretleri. Tam Bukhara'nın, Semerkand'ın Hüseyin'de otururdu. 5 vakit namazı her gün Kabe'de kılardı. Yani perhizle, rüzgâhtan, çalışmakla bu kesafet gidiyor. Vücut sırf bir ruh gibi kalıyor. Ruhtan bir kuvvet geliyor, o kuvvetten gidiyor. Elektrikteki sürati görüyorsunuz. Münkirlere karşı böyle cevap vereceksin. Senin bilmediğin fenden başka bir fen vardır ki bu vücudun kesafetini alır, götürür, insan ruhani olur, o kuvvetten gider dersin. Dersimiz bu kadardır. Allah imanımıza kuvvet versin.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. ارجم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم.